Evet arkadaşlar, Doktor Ahtapot karakterinin son videosunu çekeceğiz bu videoda. Geçenki videoda bildiğiniz üzere baş düşmanlarda falan test etmiştik ama bu videoda Dormammu ve İttifak Savaşı gibi önemli modlarda da test edeceğiz bu karakteri. Bildiğiniz üzere bu karakterde hasar artışı bir dikili taş vardı ki bu karakter aslında hasar dostu bir karakter olduğu için gayet de işimizi görüyordu ama ben bu videoda Dormammu testini falan daha farklı bir dikili taşla yapacağım. Şu şekilde kritik oranı başına hasar artışı veren bir dikili taş kullanacağım. Niye böyle bir şey kullanıyorum, bu city şey dikili taşın olayı ne falan derseniz arkadaşlar, bunu bu videoda açıklamayacağım. Bunun için zaten ayrıyetten özel bir video gelecek. İşte bu Doktor Ahtapot videosu bittikten sonra, videoları bittikten sonra, işte Green Goblin'i de bitirdikten sonra dikili taşları başlı başına detaylı bir şekilde anlattığım bir video gelecek. Hatta bu dikili taşların test videosu bile gelecek, teker teker onları belirteyim. Ama şimdilik bu şekilde bir CTP ile CTP diyorum sürekli, pardon. Dikili taşla test edeceğiz, bakacağız ne kadar iyiymiş Dormammu ve İttifak Savaşı gibi modlarda. Şimdi ilk olarak girip bir Dormammu'dan başlayalım, bakalım ne kadar iyiymiş. Evet, şöyle başlasın. Arkadaşlar ben şeyin Dormammu'nun tamamını da test etmeyeceğim. O kadar. Ah, yanlış bitirdim ya. 3-5-4 yapacaktım. Yanlışlıkla 4-5'e bastım. Problem yok. Dediğim gibi arkadaşlar, tamamını da test etmeyeceğim video çok uzamasın diye. Bence bir 20x'e falan kadar gelmemiz aşağı yukarı yeterli olur diye düşünüyorum. Daha sonrasında İttifak Savaşı'nda falan da full bir test yapabiliriz. Evet, ilk fazda fena gitmiyor gibiyiz bir dikili taşa göre. Güzel. Dikili taşın değerleri bile full değildi. Bu arada onu da belirteyim. Güzel. Tabii arkadaşlar, bir öfke CTP falan olsaydı şu anda çok daha hızlı bir ilerleme görürdük. O da ayrı bir mevzu. Ama şimdilik dikili taşla test edeceğiz. Belki daha sonra bir CTP ile videosunu da yapabilirim. O da ayrı bir mevzu. Ben bu karakterin arkadaşlar İttifak Savaşı'nda aslında oldukça iyi olduğunu duydum. Bir kullanan bir iki arkadaşım bahsetti. Hatta bir arkadaşım kategori 4'e bile bastı. Oldukça iyi olduğunu söyledi ama bakalım, beraber şimdi göreceğiz. Umarım dedikleri kadar iyidir. Evet, ikinci fazda bayağı yavaş kaldı diyebilirim şu anlık. Şöyle yeteneklerimin dolmasını bekliyorum. Arkadaşlar bazen bazı arkadaşlar soruyor işte, ya ikinci yeteneği birinci yeteneği niye falan kullanmıyorsun diye. Arkadaşlar ben ikinci ve birinci yeteneği genelde risk teşkil etmeyen karakterlerde kullanmayı tercih ediyorum. O da nasıl oluyor? Şimdi bazen siz ikinci ve birinci yeteneği kullandığınız zaman hasar artışınız aniden devreye girebiliyor eğer biraz geç kullanırsanız. Bu da karakterin işte yeteneklerini ne kadar hızlı uyguladığına bağlı olarak değişiyor. Uyguladığınız zaman hasar artışınız devreye girdiği için de bu sefer bir sonraki rotasyonunuzu etkiliyor. Bu da size biraz problem yaratıyor. Yani o sebepten dolayı da ben genelde çok sık kullanmayı tercih etmem ikinci ve birinci yeteneği. Ya sadece risk teşkil etmediği zaman kullanmayı tercih ediyorum, onu söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar şeyde Dormammu da bayağı kötüymüş ya. Açıkçası.
Evet, bence 35x yeterli arkadaşlar, çünkü bu şekilde gidersek imkanı yok, bu Dormammu'yu bitiremeyeceğiz. Beklediğimden oldukça kötü çıktı Dormammu'da, onu söyleyebilirim. Girip biraz ittifak savaşına test edelim. Evet, şöyle başlasın bakalım ittifak savaşına nasılmış. Süper modda test ediyoruz arkadaşlar bu arada, onu söyleyeyim. Güzel. Şu anlık fena gitmiyor gibi görünüyor. Arkadaşlar, İttifak Savaşı'nın süper moduyla efsanevi modu birbirinden tamamen farklı şeyler olduğu için açıkçası efsanevi modda da test etmek iyi olurdu ama şu anda efsanevi modda bölümü olmadığı için orada test edemiyorum. Belki daha sonraları bir şey yapabilirim. Günü geldiği zaman orada da bir test yapabilirim. Çünkü bazen süper modda çok iyi olan karakterler efsanevi modda iyi olmayabiliyor. Bazen de şurada saldırsam acaba bir sonraki rotasyona dolar mı 5. yetenek şeye, kükremeden önce. Hemen uygulayalım. Güzel. Dediğim gibi bazen de işte hani efsanevi modda iyi olan süper modda iyi olmayabiliyor. O sebepten dolayı da açıkçası orada da bir test etsek iyi olur diye düşündüm. Yani arkadaşlar, bunun çok örneği var. Örneğin mesela Shadow Shell efsanevi modda çok güçlü olmasına rağmen süper modda oldukça kötü diyebilirim. Yani çok kötü olmasa da gene de hani Kayt kadar skor atamıyor diyebilirim örneğin. Bunun dışında hani Magneto mesela süper modda çok etkili ama efsanevi modda biraz daha geride kalan bir karakter. O sebeplerden dolayı da hani karakterleri iki modda da test etmek aslında iyi oluyor diyebilirim. Şurada. Güzel. Arkadaşlar, bazı arkadaşlar şey diyebilir. Aa kardeşim, işte hasarı kaçırıyorsun, dikkat etsene falan diye, de bu dikili taşın olayı ayrı, bu yeni taktım. O yüzden onun için endişelenmem gerekmiyor. Ki dediğim gibi onu zaten dikili taş videosunda açıklayacağım. Evet, şurada hasar artışım gereksiz yerde devreye girmesin diye biraz bekledim. Evet, şurada bir rotasyon daha uygularsam gene 5. yeteneğim dolarsa iyi olur. Çünkü birazdan ortaya atlayacak. Atlasın ortaya. Güzel. Aslında fena gitmiyoruz. Evet, 9 milyonu gördük denilebilir hemen hemen. Güzel, geçtik. 6. yeteneğim dolmayacak. Yapacak bir şey yok. Evet, 9,2 gibi aşağı yukarı bir skor. Evet arkadaşlar, yani 80 levelde dikili taşla aslında hiç de fena bir skor değil diyebilirim. Şimdi girip biraz takım kısmında konuşalım. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak fikirlerimi söyleyeyim, sonra tekrar karakteri kısa bir inceleyip videoyu yavaştan bitiririz. Arkadaşlar, şimdi bu karakteri biz ilk olarak Dormammu'da test ettik. Açıkçası Dormammu'da şu anda en kötü 80 level karakterlerden biri olabilir. Yani kategori 4 performansını görmediğim için, çünkü kategori 4'te bazı karakterlerin hasarı çok değişebiliyor. Örneğin hani bu karakteri kategori 4'e basarsak Dormammu'da muazzam bir işle çıkarabilir, onu bilmiyorum. Ama 80 level haliyle konuşacak olursam, açıkçası şu anda oyundaki pek çok 80 level karakterin Dormammu'da gerisinde diyebilirim. İttifak Savaşı için konuşacak olursak, bence dikili taşla fena bir skor değildi. Bence gayet iyi bir skordu. Yani 9 milyon çok yeterli görünmeyebilir ama öfke CTP ile falan test etseydik eğer, tabii ki bu skor muhtemelen 10 milyonu da geçecekti rahatlıkla. Bu da bu karakteri aslında hiç de fena yapmıyor. Aslında iyi bir alternatif olabilir dövüşçü süper kötü günleri için. Süper mod, ya yani efsane bir modda olduğunu hatırlıyorum ama süper modda var mıydı yok muydu dövüşçü süper kötü günü? Tam anımsayamıyorum. O yüzden kısa bir bakacağım. Dövüşçü kahraman günü var. Sadece süper moda bakıyorum şu anda. Evet, dövüşçü süper kötü günü var. Bugün için aslında fena bir alternatif olmayabilir arkadaşlar bu karakter. Onu söyleyebilirim. Tabii ki net bir bilgi için, hani net bir şekilde görmek için diğer karakterlerle test etmek lazım. Eğer onu da isterseniz zamanı geldiği zaman çekerim.
Ama şimdilik bu karakterin fena olmadığını söyleyebilirim. Ama Dormammu da çok kötüymüş arkadaşlar. Eğer Dormammu karakteri arıyorsanız karakteriniz bu değil. Onu söyleyeyim. Genel olarak değerlendirecek olursam da şu şekilde söyleyebilirim. Bir önceki videoyu da hesaba katıyorum. Bir önceki videoda da bildiğiniz üzere baş düşmanlara test etmiştik. Ve bence orada da fena değil. Bence orada da gayet kullanılabilir bir karakter. Hani genel anlamda baktığımız zaman aslında ortalama bir karakter olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani kasılabilir, biraz tercihe bağlı. Dövüşçü süper kötü arıyorsanız aslında fena bir seçenek değil. Ama yani yanılmıyorsam belki Namor'un biraz gerisinde kalıyor olabilir o konuda. Namor bana biraz daha iyi göründü ama dediğim gibi bu karakterin kategori 4 halini henüz bilmiyorum. Bunu tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Kategori 4'te daha güçlü olabilir. Namor'u da hatta bütün karakterleri bile geçmiş olabilir, emin değilim. Ama 80 level haliyle ortalama bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelişimden biraz bahsedelim. Kostümü, destansı, özel ekipman olarak kritik oranı başına hasar artıran bir dikili taş var. Bu, dediğim gibi bunu daha sonra detaylı bir şekilde anlatacağım. Artefakt olarak işte kendi artefaktı var. Yaratık ve uzaylı türlerine verilen hasar artıyor. Çok iyi bir artefakt olduğunu söyleyemem açıkçası kendi artefaktının. ISO 8 set bonus olarak aşırı yükleme getirmişim ISO 8'leri. Full kahraman türünü 5'e kadar basmışım. Yetenekleri 6. seviye. Karakter ekipmanı kısmında çifter saldırı var. Onun Rus yok ve detay kısmında gerekli PV özelliklerinde full olduğunu görebiliyoruz. Evet millet, siz ne düşündünüz yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.